Malatyaspor'un önünde. Çünkü iyi bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyoruz. Seyircimizin desteğiyle, onların bize vereceği kıvılcımla birlikte içimizde tekrar bir Denizlispor aşkını, sevgisini yansıtan oyun felsefesiyle, duruşuyla, kazanma azmiyle, sahadaki mücadelesiyle onların gurur duyacağı bir Denizlispor'u inşallah izleteceğiz. Kazanmak istiyoruz. Çünkü 8 haftadan beri yaşanan sendrom takım üzerinde büyük bir etki yarattı. Oluşan bu entropinin sonucunda bazen seyircimizle aramızda kopukluklar olmuş oldu. Bunları bir an önce düzeltmek için çıkış maçımızın Malatyaspor maçı olduğunu düşünüyoruz. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz ama şunu çok rahatlıkla söylerim. Gurur duyacakları, sahada savaşan ve çok iyi bir performans sergileyen Denizlispor'umuzu izleyeceksiniz inşallah. Ne kadar mutluysanız, ne kadar hedefinize kilitlenmişseniz o başarıyı yakalamanız kolay olacaktır. Ama aylardan beri biz gelmeden önceki yaşanan bu kaos ister istemez futbolcuları da yıpratmış. Ama şimdi çok şeyin değiştirmeye çalışıyoruz. Hem oyun mantalitesini hem de öncelikle beyinde kazanılması gereken düşünceleri futbolculara söylüyoruz. Formanın hakkını verecek, sahada mücadelesini en üst seviyede yapacak herkes yaşı veya geçmişi değil, gelecekteki başaracaklarıyla birlikte Denizlispor'un formasını yukarılara çıkartacak bir mücadele vereceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Yani takımımızın içerisinde istatistiklere baktığınızda zaten birçok şey size açıklıyor, yaşananları açıklıyor. Nedir? İşte bunların bazıları üretme konusunda, pozisyon ortaya çıkartma konusunda ya da performans konusunda bunları zaten çok fazlasıyla görebiliyorsunuz. Rodayaga da ister istemez bunları yaşıyor. Bu hafta tabii ki bazı sürprizlerimiz olacak. Birebir psikolojik olarak bazı görüşmeler yapıyoruz. Onların üzerindeki bütün o baskıyı kaldırmak adına bunları hepsini yapıyoruz. İnanıyorum ki bunların hepsinin de sonucunda karşılığını alacağız diye düşünüyorum. Bazen yıldız futbolcuların da dinlenmeye, verilen yükün ağırlığından dolayı kendini dinlemeye ihtiyaçları olur. Bazen bu yaşadıkları kaosu ortadan kaldırmak adına bazı değişiklikler yapmak gerekir. Rodayaga çok kaliteli ve çok üst seviyede bir futbolcu. Çok şeyi başaracaktır. Denizlispor'un da bugünkü kadrosunun oluşumunda en büyük etkendir. İnanıyorum ki biraz zamana, biraz sevgiye, biraz desteğe ihtiyaç var. Rodayaga da profesyonel bir futbolcu. Zaten 3-4 tane futbolcumuzun zaten sakatlığı var. Bu zaten bir nevi rotasyon oluyor. Yani onları oynatmadığın bir ortamda yeni girenler rotasyonda oluyor. Sadece her maçın her taktiği ve sistemi şeyi ayrı olacaktır. Rakibi analizine göre futbol kadrosunun yapısını ona göre oluşturmaya çalışacağız. Bizim en malum biliyorsunuz ben 14-15 yaşındaki çocuğu da oynatabiliyorum. Seviyorum çünkü oynatmayı. Ya da oynamamış bir futbolcu kardeşimizi de oynatabiliyorum. Çünkü onlara güvenmeliyiz ki o güvenin karşısında bize istediklerimizi versin. Bu da bizim takımda birçok değişikliklerin, oynama şansları olmayanların oynayacağı bir yapı olacağının göstergesidir diye düşünebilirsin. Ya tabii ki şu an herkes bu maçın öneminin farkında. Bizim için çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Evimizde taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu maç varımızı yoğumuzu ortaya koyup 3 puana artık ulaşmak istiyoruz. Ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kendimiz de biraz nefes almak istiyoruz. Süreç tabii ki daralıyor ligde. 11 maç kaldı. Biz de bunun farkındayız. İnşallah elimizden geleni yapıp bu hafta 3 puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz.